Mobil cihazlar sizi dünyaya bağlar. Eller serbest görüşme ve metin mesajlarından Bluetooth Audio ve Aha ya da Stitcher uygulamasıyla internet radyosuna kadar Mazda'nız sizi yolda özgür kılan teknolojilerle donanımlıdır. Başlamak için ilk olarak cihazınızı eşleştirmeniz gerekecektir. Eğer bu ilk cihazınızsa, orta ekran eşleştirmeniz için sizi uyarır. Eğer daha önceden eşleştirdiğiniz bir cihaz varsa ve yeni cihazlar ekliyorsanız, iletişim ikonuna basın, ayarlar ve ardından Bluetooth seçin. Şimdi yeni aygıt ekleyi seçin. Bluetooth cihazınızda Mazda girdisini bulun ve seçin. Cihazınızda gösterilen kodun araç ekranınızda gösterilenle aynı olduğunu doğrulayın ve eşleştirme işlemini tamamlamak için Evet seçeneğine dokunun. Çoğu iletişim fonksiyonlarına ana ekrandaki bu simgeye dokunarak erişilebilir. Buradan telefon rehberinizdeki bir numarayı aramak için Bağlantılar seçeneğine dokunabilirsiniz. Sık kullandığınız kişileri aramak veya düzenlemek için Favoriler seçeneğine dokunun. Çağrı geçmiş seçeneğiyle cihazınızın arama geçmişindeki bir numara aranabilir. Bu tuş takımını kullanarak numarayla arama yapabilirsiniz. Rakamları girdikten sonra çağrıyı başlatmak için bu simgeye dokunun. Bazı dillerde çağrı yapmak için sesli komutlar da desteklenir. Konuş düğmesine basın ve bip sesini bekleyin. Önce çağrı deyin ve ardından aramak istediğiniz telefon rehberi girdisi adını söyleyin. Bir çağrı aktifken ekranda çeşitli simgeler kullanılabilir haldedir. Örneğin bu simgeyi kullanarak aramayı Bluetooth sistemi ve mobil aygıt arasında değiştirebilirsiniz. Araç mikrofonunu sessize almak ve açmak için bu simgeye dokunun. Görüşmeyi sonlandırmak için ise bu simgeye dokunun. SMS fonksiyonu aracınızdan mesaj alıp göndermenize imkan verir. SMS bildirimleri ayarı etkinleştirilmişse bir mesaj geldiğinde uyarı alırsınız. Mesajı görüntülemek için bu simgeye dokunun. İletişim sisteminizi kişiselleştirmek için çok çeşitli ayarlar mevcuttur. Ayarlar seçeneğine dokunun ve ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin. Bu özelliklerin kullanımının cihazınızın uyumluluğuna bağlı olduğuna dikkat ediniz. Ayrıca bu özelliklerin güvenli olduğu zamanlarda kullanılmaları çok önemlidir. Aygıt eşleştirme gibi bazı seçenekler sadece araç park halinde olduğunda kullanılabilirdir. Aracınızın iletişim sistemiyle ilgili ek önlemler ve bilgiler için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakınız.